Gündeme dair konuşuyorum. Türkiye'de evet. Gündem hep değişiyor. Evet, sık sık değişiyor biliyorsunuz. Evet. Bir yandan suni gündemler var. Vatandaşımızın gündeminde ne var? Bunu araştırıyorum. Yani ekonomi var işte. Milletin durumu yok. Herkes bunu söylüyor. Evet. Yani para düşse dönmüyor. İş de kurtarmıyor. 17 bin lira aylık veriyorlar. Çalışmak da çözüm değil. Bir ev kirası olmuş 15 bin lira Antalya gibi yerde. Adam 17 bin lira aylık alıyor. 2000 lirayla adam yemek mi yiyecek, otobüse binecek, gezecek mi, ne yapacak belli değil. Yani yetmiyor yani. Ne olacak memleketin hala böyle? Valla değişim şart. Değişim. Aynen bence. Bir seçime gittik, sandığa gittik. Yani bundan yaklaşık 1,5 yıl kadar önce. Evet, evet. O zaman değişileceği söyleniyordu. Öyle umuluyordu, öyle söyleyeyim. Evet. Ama sandıktan bir sürpriz çıkmadı. Yani AK Parti %50'den fazla oy alarak... Ya açık konuşalım mı? Bizi Kemal abi mahvetti. Yani o son adaydı. Mansur Yavaş gibi, İmamoğlu gibi güçlü adaylar varken gittiler, şeye verdiler. Kılıçdaroğlu illa ben çıkacağım dedi. Hatta masadan şey çıktı, Akşener bir kalktı bir oturdu. O da kabul etmedi. Ama sonuçta olan vatandaş oldu yine. Boş boş geziyoruz. Bugünkü muhalefeti nasıl görüyorsunuz abi? Şu an Özgür Özel var biliyorsunuz. Evet, Özgür Özel'i iyi görüyorum. Yani başarılı buluyorum, evet. Ya Mansur Yavaş'ı çıkaracaklar gibi geliyor bana. Mansur Yavaş da kapıyı açtı ya yavaştan. Aynen onu gösteriyor. İnşallah memleket için hayırlısı neyse olsun. Bir de değiştirelim bakalım yani. Değişmeyince bilemeyiz. Belki daha iyi olacak, belki daha kötü olacak. Onda olabilir. Bilmiyoruz neyin ne olacağını. Değiştirmemiz lazım. Önce bir görmemiz lazım. Başka adam yok deyip de böyle bir düşünce yanlış diyorsun. Ya yanlış tabii ya. Nasıl başka bir adam yok? Ahmetciğim şimdi sen değişim şart diyorsun doğru ama. Evet. Şimdi maalesef. Dünya gözüyle hiç kimse bu dünyanın durumunu göz ardı ediyor. Baktığın zaman şimdi mesela bir Çin atasözü var. Kurbağa diyor gökyüzünü kuyunun ağzından görebildiği kadar sanarmış. Yani burada ne kastediyor? Çinliler ki biliyorsunuz dünyaya hükmetmişler. Ekonomisiyle, teknolojisiyle, zenginliğiyle. Şimdi biz şu gördüğümüz dünyayı, şu gördüğümüz Antalya'yı, Ankara'yı, İstanbul'u, dünyayı bununla mevcut sanıyoruz. Aslında dünya çok büyük. İşte açlıktan ölen Filistin, Arakan, Soma, Yemen bunlar açlıktan ölüyor. Bir bakın etrafınıza. Açlıktan gezen ya da bir tane durumum yok diyen, kendi kendine bağıran, intihar eden ya da başka bir hırsızlık peşinde koşturan. Ya dünyaya baktığın zaman hani bunları göz ardı etmemek lazım. Yani yine elhamdülillah. Dün gece iki tane, tabii ki Allah'a şükredelim abi de, iki tane intihar olayı oldu daha dün gece. İntihar olayı oldu. Tabii ki olacak böyle şeyler çünkü Allah'ın takdirindedir bunlar. Peki dünyada şey de var. Yani uzaya çıkanlar, Ay'da, Mars'ta evlilik teklif edenler de var. Biz Afrika'ya bakıp da şükür mü edelim yoksa Avrupa'ya bakıp daha mı çok çalışalım? Sana şöyle bir şey söylemek zorunda kalırım. Peygamber Efendimiz bir hadisinde buyuruyor ki insanlar diyor kendi hayat yaşantısının altında olanlara bakarsa, onlara kendine örnek alırsa hayra düşer. Eğer kendi üstü hayat yaşantısının üstünde daha lüks yaşantı içerisinde olanları gördüğü zaman da diyor şerre düşer. Nasıl ki insanlar yani onlara baktıkça onlar gibi olabilmek için ya çalacak, ya çırpacak, ya başka bir şeyler yapacak. Niye onlar gibi olmaya çalışacak? Çünkü elinde yok. Onları gördüğü zaman kıskançlık içine girecek. O bunu giyiyor, ben niye giyemiyorum? Sizin söyleminize göre bizleri yönetenler, şatafat içinde yaşayanlar, parti gözetmek için söylüyorum bunu, şirke düşüyorlar hepsi. Hayır, estağfurullah öyle ben kimseyi zan altında bırakmak istemem de. Hani benim nacizane kendi fikrim odur. Halimiz tamam, dört dörtlük değil. Ekonomi olarak sıkıntıdayız, doğru. Ben bunları göz ardı etmiyorum ama dünyanın da bir gerçeği var. Şimdi adalet dünyasında yaşıyorsun. Adaletin simgesi nedir? Terazidir değil mi? Terazinin eşit seviyede çalışabildiğini anlaman için her iki kefenin de aynı ağırlıkta olması lazım. Ki terazi çalışıyor mu çalışmıyor mu bilebilesin. Ama bu adalet sisteminde hükümetin yanlışlıkları bilmem neleri var. Doğru ben onu bazen oluyor ki o terazinin altında sen kalıyorsun. Ezilen sen oluyorsun. Gün geliyor bir bakıyorsun terazinin üstünde sen oluyorsun. Hep altında ezilenler isyan ediyor. Üstte olanlar şükrediyor doğru. Sen az önce söylediğime karşılık bunu söylemiş olabilirsin ama ben genel manada bunu söylüyorum. Yani yaşamış olduğumuz memleketin kıymetini bilelim. Ben iktidarı savunuculuğundan değilim. Abi de farklı bir şey söylemedi ki. Gidişattan sıkıntıları dile getirdi. Onun farklı bir şey söylediğini iddia etmiyorum. Hani ekonominin durumundan bahsetti. Ben de dedim yani kendi fikrim bu. Yani ben ekonominin kötü olmasını tabii ki. Yani illaki hükümet değişikliği bazen şart. Ama hani maalesef. Ben kalkıp da bu hükümetteki memnuniyetsizliğimi eğer CHP'ye bel bağlayacaksam ben şu andaki hükümetten daha bir... CHP'ye bel bağlamazsınız abi. Onu merak CHP'ye bel bağlamak şöyle bir şey. Yani malum ben burayla konuşuyorum kardeşim bir dakika. Bir görüşelim. Sen yine söz al ben bir şey söyleyeyim.
Hayır, işte bizim kaybettiğimiz nokta bu. Kimse, siz de abi yaptınız sonuçta. Yok, o arkadaşım benim. Beraberiz, aynen arkadaşız. Bir başka biri olsaydı zaten bu konuya girmezdim ben. Yani insanlar kendi fikirlerini söylemekte özgürleşme şeyini aşmışız biz. Artık önümüzü kesiyorlar. Bak mesela bir şey söylüyorsun. Herkesin kendi fikrine saygı duyması lazım. Siyahın beyaza, beyazın siyah. Biziz yani, insanız sonuçta, ondan kaybediyoruz. Ben az önce ne dedim? Abinin lafına madem ki cevap vereyim. Ben bu hükümetin değişmesini isteyenlerden en başta ben geliyorum. Ben CHP'nin, bak işte burada sıkıntı oluyor zaten. Ben AK Parti'ye güvenmiyorum. Yani gerçekten mesela şeydir ya, futbol nasıl bir şeydir? Takım oyunudur değil mi? Futbolda kanadın biri eksik olsa pozisyona giremezsin. Galecin zayıf olsa, hani o tabiri vardır. Atanınla tutanın iyi olacak futbolda. E atanın var ama tutanın yok. E ne oluyor? Hep atıyorsun ama tutamıyorsun. İşte memleketin de durumu bu. Yani kanadın biri zayıf olunca, işte diyelim ki kanattan kastım nedir? Örnek veriyorum, Devlet Su İşleri ya da işte Adalet Bakanlığı. Kanadın biri zayıf, kanadın biri sağlam, kaleci iyi, santrofor kötü. Yani bunun gibi şeyler. Yani memleketin tek manası, tek gayesi şu olmalı. Ben eğer kendi branşımda, devlet memuru değilim, herhangi bir polis memuru da değilim, herhangi bir bakanlıkta da çalışmıyorum. Ben serbest piyasada nakliye sektörüyle uğraşıyorum. Eğer ben bir polis olsaydım, devlet benim. Eğer bir jandarma olsaydım ya da bir karakol komutanı olsaydım. Yani devlet biziz aslında. İnsanlardır devlet olan. Devleti devlet yapan insanların varlığıdır. İnsan yaşat ki devlet yaşasın. Tabii. Herkes kendi görevini layıkıyla yapsa, devlete herhangi bir sıkıntı teşkil ettirmeyecek duruma düşsek, biz o zaman devletten bir şey bekleyemeyiz ki. Şöyle, bu konuştuklarımızın özetle ben şunu sormak istiyorum. Şimdi ben siyasetle alakalı hiçbir şey bilmiyorum diyelim ve ilk kez oy kullanacağım diyelim. Size geldim, soruyorum. Muhalefette sıkıntı var diyorsunuz. İktidarda da sıkıntı var diyorsunuz. Ben oy kullanacağım. Kime oy vereyim abi? Abi şu durumda işte sıkıntı orada. Bakın şöyle bir şey var. Siz kime oy verdiniz? Ben AK Parti'ye oy verdim. Neden? Nedenini söyleyeyim. Yani ufak bir örnek vermek gerekirse, hani geçmiş partilerdeki dönemleri de gördük. Denedik. Oldu mu? Olduğu dönemler oldu, olmadığı dönemler oldu. Yenilikçilikten yanaydık. Ama malum 2002'den sonra işte hükümet bayağı bir hani bir atılım yaptı, bir çalışmalar oldu. Bir şeyler olmaya başladı. İnsanların cebi para gördü falan ya. O muslukların fazla açılması şu andaki günümüzdeki ekonomik sıkıntıyı getirdi zaten. Yanlış politikalar i̇şte, yanlış yapılmış. Politika. Yani hükümet burada insanları ferah için, hani devletin desturu budur aslında. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. E sen şu anda özgürce hayatını yaşayamıyorsan, burada insanlar birbirine rahat bir konumda oturup yiyip içemedikten sonra, hayatını düzenli bir yaşayamadıktan sonra devletin varlığının bir önemi kalmıyor. Peki bugün bu şartlarda bir seçim olsa? Aşağıda az önce Filistin için yürüyüş yapıyorlardı. İşte biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz insanlar, eğer şu anda günümüzde hükümet olarak eğer başımıza en ufak bir sıkıntı gelmiş olsa, ben inanıyorum ki bu kadar ekonomik sıkıntıya rağmen insanlar canla başla hükümeti için canla başla mücadele. Mesela bizde böyle bir ruh vardır. Bizim için ya istiklal ya ölüm. Ben bir Suriye olsam ben memleketimi terk etmem. Bir Irak olsam memleketimi terk etmezdim. Yani başımıza gelecek en küçük olayda, yani belki abi az önce beni yanlış anladı. Ben muhalefet yanlısı değilim ya da iktidar yanlısı da değilim. Ben doğrunun yanında olmak için, insanların bunu algılaması için. Ben şunu merak ediyorum abi. Evet, güzel konuşuyorsunuz, hak da veriyorum ama şu şartlarda kime oy verelim? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şu an gidişata ben az bakıyorum. Aslında soracağın soruya gelecektim. Biraz ben bir konuşayım mı abi? Şimdi ben gidişata bir bakıyorum. Siz de bu Türkiye'de yaşıyorsunuz. Aynen. Aynı ülkede yaşıyoruz. Aynen. Aynı havayı soluyoruz ve hepimiz bu memleketin iyiliğini istiyoruz. Şimdi bundan 2-3 yıl önceye bakıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir takım sözleri vardı ve bu tamamen ekonomi bilimine karşı bambaşka söylemlerdi. Faiz sebep, enflasyon sonuç dedi. Nas var. Evet, nas var. Ama faizleri düşürdü. Birden aynen. Bütün dünya yükseltiyorken düşürdük. Sonra ne olduysa faizleri yükseltmeye başladık ve şu anda halkın işte, tamamına sirayet etti bu. Faizleri düşürmek aslında ekonomiye çok büyük bir zarardı. Ama değil mi? Bunu herkes yani, uyardı. Bunu ben ekonomistim. Uyar. Siz ne anlarsınız işte, dedi. Şöyle bir şey var. Ben mesela kendi bakışım bu. Herkesin düşüncesine saygım var. Mesela ben bundan 6-7 sene önce hükümetin ilk dönemlerinde, yani ilkokul mezunuyum ya ben. Yani çok bir şey onun kadar bilemesem de, ekranların karşısında hani eskiden Ulusal Sesleniş programı vardı değil mi? Şimdi kalmadı değil mi o? Neden kalmadı? İşte anlatayım, neden kalmadığını anlarsın. Ulusal Sesleniş programında çıkardı hükümet başkanı, kimse o dönemin. Çıkardı, ekonomiden bahsederdi. Ekonominin, dış ticaretin, alışın, verişin, ekonomiye bir canlılık geldiğini anlatırdı. Ben o an için orada dinlediğimde hiçbir şey anlamazdım. Derdim ki yalan söylüyor ya da
farklı bir şeyler var, üstünü örtbas ediyor. Ama ertesi gün televizyonda, gazetede, yerelde, basında, herhangi bir haber kanallarında Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanının söylediklerini yalanlamayan bir bürokrat, bir bilirkişi, bir gazeteci kimse olmadığı zaman derdim ki demek ki doğru söylüyor. İşte sıkıntı burada. Herkes şakşakçılık yapmaya çalışıyor. Eğer ben bir doğruyu söylüyorsam benim arkamda dursun. Doğru söylediğini o da kanaat ediyorsa dursun. Eğer ben yanlış söylüyorsam benim yanlışıma az önce abinin söylediği gibi karşı gelsin. Ama saygı çerçevesinde gelsin. İşte TRT'nin o zamanki o ulusal sesleniş programı varken bunları söylüyordu. Hiçbir tane bürokrat, hiçbir tane bilirkişi çıkıp da ekonomist bu adamın söylediklerini yalanlayamıyordu. Yani faiz politikasının olayını mı? Erdoğan faiz sebep enflasyon sonuç politikasını mı? O da var işte senin sorduğun. Onda herkes karşı çıkmıştı. Ya karşı çıktığından ziyade ben az önceki söylediğim ulusal sesleniş programındaki ekonominin durumundan bahsederken kimse karşı gelmiyordu. Ama şimdi bugün bak ben özgürce çıkmışım. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına, Cumhurbaşkanına istediğimi söyleyebiliyorum. İstediği zaman beni içeriye atabilir, istediği zaman beni alır götürür korkusu da yok bende. Çünkü problem o, istediği zaman oluyor. Adalet istediği zaman olması gerekiyor abi bunun. Aynen. Ya bilmiyorum, çok sıkıntılar var ama düzelecek. İnşallah düzelir. İnşallah düzelir. Hepimizin isteği bu. Ama şöyle bir bakıyorum ama ben sahip çıkalım yani. Sıradan yani bir vatandaş olarak şöyle bir bakıyorum abi, şimdi adalete bakıyorum, adaleti koruyamadık, gençleri koruyamıyoruz, yaşanan olayları biliyorsunuz, sınırlarımızı koruyamadık, ekonomiyi koruyamıyoruz, eğitime bakıyorum, eğitimi koruyamıyoruz, birçok sıkıntı var ülkede. Şimdi nasıl düzelecek bu? Konuşuyoruz, hangi konuyu konuşursak konuşalım şu şimdi, anda bir sıkıntı var. Ne olacak abi? Gençler çok umutsuz, ben onlara üzülüyorum, yurt dışı hayalleri kuruyorlar. Şimdi şöyle bir şey geçti başımdan benim, hani konuyu fazla aşmadan anlatmak istiyorum. Ben nakliye işiyle uğraşıyorum, başımdan bir sıkıntı geçti, bir olay oldu, 3 ay cezaevinde yattım. Şöyle söyleyeyim size, yattığım 3 ay bu memlekette yaşadığımız şu dünyada, şu ülkede ben hakkımı o bana o kararı veren hakimden öbür dünyada o hakkımı alacağım. Bu olay şöyle oldu, ben son mahkemede bunu söyledim ama bu benim hayatımda bir dönüm noktası oldu o söz. Dedim ki hani sınırdan bir operasyonla kaçakçılar geliyor ya ülkemize mesela. Ben nakliye sektöründe uğraşıyorum, evden eveciyim ben. Şimdi burada bu kadar abimiz, büyüklerimiz, amcalarımız var. Bir tanesine sorsam desem ki bana yarına 3 tane eleman lazım. 2000 lirada yevmiyesi var, çalışacak. Konuya geleceğim. Oğlu olsa, kızı olsa, şey, oğlu olsa yetişkin belki sıksa benim suyumu çıkartır. Bana eleman olarak gelsin, çalışsın, günlük 2 milyar vereyim desem gelmez. Sırtında 5. kattan buzdolabı indirecek. İndirebilir mi? Hiçbir anne, hiçbir baba buna izin vermez. Çünkü kıyamaz evladına. Ama biz burada ülkede çalıştıracak adam bulamadığımızdan Afganlıyla, Suriyeliyle çalışmak zorunda kalıyoruz. Ben bu yüzden cezaevine girdim. 3 ay yattım. Benim suçum neymiş biliyor musun? Benim suçum Afganları arabada bulundurmakmış. Yani ben de hakime dedim ki son mahkemede, dedim ki efendim size anlattığım gibi aynısını anlattım. Hakim Bey dedim, eğer Hakime Hanım dedim, size müsaade ederseniz bir şey söyleyeceğim dedi. Senin dedi o olduğun konum dedi, benimle aynı seviyede, eşit seviyede konuşmalara özgürsün dedi, konuşabilirsin dedi. Ama saygı çerçevesinde, tamam efendim dedim. Efendim dedim, ben bu insanları taşıdım ama ben bunları Afganistan'dan sınırdan alıp da içeriye sokmadım. Takdir edersiniz ki dedim, bir evin kapısını dedim açık gördüğünüzde, hırsız kapıdan içeriye girdiğinde, evde hırsızlık yaptığında, o hırsızın suçu olduğu kadar o ev sahibinin hiç mi suçu yok dedim. Ne demek istiyorsun dedi. Kapısını açık bırakmış efendim. Hırsız da içeriye girmiş, hırsızlık yapmış dedim. Benim durumum bu şu anda dedim. Sınır kapılarını denetlemeyip de dedim bu adamların içeriye girmesini özgürleştirirsen, onların rahat bir şekilde içeriye girmesini sağlarsan, ben de bunu içeride taşıdığım zaman suç mu oluyor dedim. Ve bunun üzerine tahliye verdi bana. Yani neresinden tutarsanız tutarsızlık var. Yani bir adalette tutarsızlık var. Yani her şeyde ya. Yani bir az önce anlattığım futbol olayı işte. Takım oyunu. O takımda bir eksik olduğu zaman tek başına Cumhurbaşkanı bir şey yapamıyor. Tek başına Başbakan bir şey yapamıyor. Bunun kolları rahat çalışmazsa takım oyunu ortaya çıkmaz. Öyle değildi. Bu düzeni de biliyorsunuz şu anki hükümet istedi. Başkanlık sistemini şu anki hükümet getirdi. Aslında bir denetleme mekanizması vardı. Hatası nelere mal oldu? İşte Allah büyük, inşallah düzelecek ya. Bilmiyorum. Şunu sormak istiyorum son olarak. Yarın bu şu şartlarda bir seçim olmuş olsaydı yine AK Parti'ye mi oy verirdiniz yoksa? Valla şu anda bir seçim olsaydı şu kadar insan belki bana tepki verecek. Bu muhalefetin içerisinde yine AK Parti'ye verirdim. Yani bunu ben CHP'yi ya da başka parti şey yaptığımdan değil. Yani olmaz. Yani bilmiyorum, zihniyetler ters, bakışı ters. Yani olmaz ya. Peki, bence olmaz. Bir nedeni sorayım arkadaş. Tamam. Yani nedeni tabii sorabilir. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi ben merak ettiğim şu var. Tabii ki yanlış anlaşılmasın. Bir insan hayır. Kesinlikle. Bir insan eline at gözlüğü taktığımız zaman, bir yöne baktığı zaman kendini düşünür. Milyonlarca insan görüyorsunuz. Bakın Türkiye'de bak artık bayanlar gece gündüz artık gezemiyorlar.
Oturamıyorlar, alışverişe gidemiyor. Tacizlik çoğaldı, insanları katleden çoğaldı. Bakın adam orada röportaj yapıyor. Bir insan Cumhurbaşkanı hakaret edersen kellesini uçururum. Sen onu diyemezsin. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı onu ben getirdim yukarı. Onu ben aşağı indiririm. Çünkü neden? Merkez özgür. Şimdi sen diyorsun ki yine AK Parti'ye verirsin. O senin siyasi görüşün. Eyvallah. Saygı duymak lazım. İnsan olmak ne din işidir, ne eğitim, ne para pul, ne de başka bir şey. İnsan olmak vicdan işidir. İşte az önce İnsan olmak kuruşuyla değil, aselektiyle ve duruşuyla ölçülür. Bunu her zaman dile getiririm. Bakın ben bakın engelliyim ama işitme cihaz üzerinden çalışırım. Ben yıllardır duymadım ama ben bugün duyuyorum. Benim için kan akıyor. Neden? Ben bir bayanın bak sosyal medya izlediği zaman bir bayana taciz ettiği zaman dünya benim başıma yıkıldı. Bir saniye neden? Kendin, çünkü bakın sorumlu. Ben ben Alevi kökenliyim, ben Dersimliyim. Bir bayana eziyet ettiği zaman ben kendimi kötü hissediyorum. Niye? Bugün benim kızım olsaydı kıyameti koparırım. Ben yine söylerim, bayanlara da özellikle söylerim. Yani spreyi taşıyacaksın. Arkadaş bir erkeği gördüğün zaman eziyet etti mi bu bayanı? O adamı adalete teslim etme. Ben o adamı kesinlikle şırıngayla öldürürüm ben. O insan bugün ona yaptı mı yarın benim kızıma da eşime de. O insanın özgürlük hakkı vardı. Sen kimsin ki o insana taciz edersin? Sen kim oldun ki o insanın onurunu, şerefini var? Demek ki adalet. Ben bunu da adalete de söyledim. Türkiye Cumhuriyeti'ne de söylerim. Cumhurbaşkanı'na söyle. Onun kızına da yapmış olsaydı. Güney'i onu idama götürür. Yapmayın. Etmeyin. Lütfen omuz omuza gelin. Birlik zamanıdır. Dirlik zamanıdır. Herkes bir olalım, güçlü olalım. Çıkarımız için değil, ülkemiz birlik içinde. Bu çağdaş coğrafya üzerinde artık bu zihniyeti bırakalım. Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı ayrışmana, kutuplaşmaya gerek yok. Hepimiz birlikte, bakın milyonlarca insanı görüyorum. Ben o kadar seviniyorum ki, iyi ki bu insanlar var ki, iyi ki bu gençlerimiz. Çünkü kültür gelişti, insanlar beyni çalıştırmak zorunludur. Hepimiz burada yaşıyoruz. Bu ülkenin doğusundan, güneşinden, batısından tutun, hepimiz kardeşiz. Aynı bayrağın altında. Bayrak, şimdi bayrağa geldi mi? Bayrağın üzerinden prim yapıyorlar. Şehitlerin üzerinden prim yapıyorlar. TikTok'tan görüyorum, bozkurtlar, kadınlar sabah akşama kadar Kürtleri hakaret ediyor. Senin ne haydına? Hakaret edemezsin. Çünkü neden? Onuruyla, şerefiyle hasret. Tamam, evet. Bu, evet. Bir parti simgesidir. Ama bunu yaptığı zaman teröristse, bu dünyada yurtta barış simgesidir. Çünkü uluslararası bir teknoloji uçak üretmişler. Onu başarırız simge. Kardeşlik sevgisi. Barışsa yurtta barış yanında barış diyor hani. Yapmayın. Gözünü seveyim. Yapmayın. Artık bu değişim olması gerekir. Ben bıktım. Ömrümden ömrü bitti. Benim çocuklarım ömrü bitti. Ben niye çocuklarımı buradan yurt dışına gönderiyorum? Neden kaçıp gidiyorlar? Benim ömrümden ömrü gitti. Çocuklarım ömrü buradan bitmesin. Bakın bunu robotasyon iletin. Bakın bir saniye. Bir saniye. Bir tane bayan vardı. Dilar neydi? Evet. Bayan ne yaptı? İskına mı? Gece farklı, gündüz farklı olur. Bunu deyince dokunur ona. Çünkü yalan zeka işidir. Yalan zeka işidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işidir. Dürüstlük ise cesaret işidir. Halkın işidir. Çünkü dürüstlükten başka bir şey yok. Dürüstlükle ben seni nasıl dürüst zannettim, seni seçtiyse aynı şekilde seni indiririm. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşına zarar verdin. Benim bakın şimdi ben Ziraat Bankası'na önce gidiyordum. Tercih Ziraat Bankası neden kaldırıldı? Neden bugün onu kaldırdı? Her şey değişim. Kendi kafana göre değil. Gazi Mustafa Kemal Atatürk buraya bedel ödedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ömrü, çocukluğu hepsi cephanelikten gitti. E peki bu ne yaptı? Hiçbir şey. Vatana ihanet eden kendisidir. Milleti bölüşen kendisidir. Milleti birbirine kışkırtan kendisidir. Saraylardan oturur. Benim onun şunun milletin vergisiyle hayatta tuttu. Sen de bir tane polis gördün mü? Ben polis değil. Polis gelsin burada ben yine polisin karşısında. Onun şerefini, namusunu onun ayaklarının altına sergilemeyeceksin. Arkadaşın dur dile dik duracaksın. Çünkü dik durmak çok güzel bir şey. Ne demiş? Bak ben yine söylüyorum. Ben Allah'tan başkasına elimi açmam. Benim yolum
Hak Muhammed Ali yoludur. Ben kimsenin boynumu bükmem. Burada herkes diyelim. Ben şimdi bana milyarları verse. Şimdi bana milyarları verse. Bana milyarları verse ben yine bana milyarlar kiloları verse gel dedi benim bana ya, bu şekilde ben onurumu şerefimi parayla ölçmem benim. Şimdi ben de şunu söylerim arkadaşım, canım kardeşim, artık değişim çok güzel bir şey. Bakın ne güzel bir şeydir değişim. Bakın mesela haberleri veriyor ve Doğu Anadolu bölgesinde deprem oluyor. Halk TV, Fox kanalı ve doğru bilgi önergesini sunuyor. Millete doğruları, gerçeği dile getiriyor. Onlar gidiyor Paris'ten gösteriyor. Onlar gider zenginlik bölgeleri gösteriyor. Çünkü neden? Neden bunu? Çünkü işlerine gelmiyor. Şimdi diyor ki Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı'nın etrafında itlerin isteği oturup ve yanlış bilgileri verirken tabii ki o da bilmez. Çünkü doğruları dile getirmiyor. Arkadaşım yapmayın güzel kardeşlerim. Bakın ben önce istediğim şudu. Kim olursun olsun arkadaşım, bir bayanın elini dokunup da bayana göz dikeni ben gözünü çıkarırım. Çünkü o bayan benim onurumdur, şerefimdir, benim gururumdur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Benim de işim var. Benim de kızım olur. Benim de her şeyim olacak. Yapmayın. Teşekkürler. Gündem soruyorduk. Biz tabii siz istediğinizi anlatabilirsiniz. Ben şimdi tabii pardon özür dilerim ama ben aslında Kıska Türk'üyüm. Yıllardır, 25 senedir burada yaşıyorum, 26 senedir yaşıyorum. Şimdi şöyle anlatayım. Evet, kadınlarımıza ve çocuklarımıza haksızlık yapıyorlar, taciz, tecavüzler yapıyorlar. Açık, kapalı diye bakıyorlar gözlerine. Yani bu ülkemiz çok serbest ülke. Yani bence bu yanlış bir şey, olmaması bir şey. Üniversite ve lise çocuklarımıza gerçekten bakın çocuklarımızı yetiştiriyoruz, okutuyoruz. Bunun için mi yapıyoruz? Hayır. Biz anneleriz, biz çocuklarımız için çok endişeleniriz. Var ya. İki tane üniversite okuyan kızım var. Ben onlardan dolayı endişeliyim şu anda. Biz Cumhurbaşkanımızdan bunu istiyoruz. Rica ediyoruz. Kadınlarımıza sahip çıksınlar. Çocuklarımıza baksınlar. Eğitim olarak da biz memnun değiliz. Çünkü neden? Evet var. Şimdi neden var? Söyleyeyim. Benim görüş açım şu. Maddi olarak gerçekten çok sıkıyorlar. Aileleri sıkıyorlar. Ve kazançları da 17 milyar. Yani askeri ücret o yetmiyor. Ona para, kitaba para, deftere para, şuna para, her şeye zam yapmışlar. Ve velileri, aileleri hiç düşünmüyorlar. Ya biz çocuklarımızı ne için eğitim veriyoruz değil mi? Her şeye zam diye bir şey yok. Bunu bir aklınızda bir çıkarın. Dakika. Bizim insanoğlu var ya, gerçekten şu an dolar 0.10 kuruş yükseldiği zaman sağ olsun bizim insanoğlumuz yani %100 direkt kat yapıyor zaten. 3 liralık defter 30 lira oluyor yani. Bu normal bir şey olarak bulundurun yani. Anormal bir durum mu bu sence? Anormal değil canım. Peki buna kim dur diyecek? Hadi gidelim şuradaki marketteki fiyata dur diyelim beraber. Bir saniye. Bunu durdurma gibi bir şeyin yok zaten. Kim durduracak? Cumhurbaşkanı durdurması lazım. Buna engel olması çünkü lazım. Çünkü gerçekten buna biz dur diyemeyiz herhalde. Şunu söyleyeyim. Bizim şimdiki bir dakika. Bir dakika. Hayır. Devlet bakanı var. Hayır, bunlar eğer ki rolünde oynamazsa eğer bizim ülkemizin olabilecek konusu bu zaten. Hükümetin eksikliği demek ki. Evet, hükümetin eksikliği. Aslında evet. Çok şey var benim anlatmak istediğim de çoğu zaten hepimizin göz önünde rica olduğu için söylemekten. Bakın ben gerçekten şunu söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim, ben şunu istiyorum, eğitimimize bir an önce elini vursun. Yani bu böyle giderse bizim velilerimizin gücü yetmez eğitime vermeye. Çoğu çıkarabilir, çoğu okuldan atılabilir. Çünkü bazı veliler gerçekten fakir, zengin yok. Yani pardon, kiralar olmuş 25 bin lira. Bir markete giriyorsun, 1000-2000 liran gidiyor. Bir markete ya. Düşün bir de şoka gitsen ne kadar gider. Yani bunu hesaplamıyor, bunu geç de. Bari eğitimi düzeltsin ya. Eğitim mi düzgün? Biz sadece onu istiyoruz. Eğitim düzgün değil yani. Ablacığım bir şey sorabilir miyim? Ablacığım sen hani diyorsun ki Cumhurbaşkanım, Cumhurbaşkanı'nın etrafındaki Aile Sosyal Politika Bakanları'na diyor ki bir kişi keresinde bir şey olmaz tacizlik konusunda. O diyerek ki diyor ki ne de ismini unuttum. Bekir Muzdağ ne diyor ki? Rızası, oğluma rızası varsa kızını getir sergile buraya. Herkes giyilsin bakalım. Kabul eder mi? Ben bunu hiçbir zaman o kabul ederse ben kabul etmem. Bak ya ölüm diyorum ya istiklal diyorum. Ya ölüm ya istiklal. Bu kadar basit.
Ben bu işlere girmiyorum. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bir an önce eğitim düzelsin. Ben şunu söylemek istiyorum. Ben gerçekten ben siyaset işine karışmam. Katılmam da. Ben Cumhurbaşkanıma da saygım sonsuz. Sevgim de sonsuz. Yani adam gerçekten yapan şeyi yapmış. Ama sadece ben onlara ricam. Rica ediyorum. Şu eğitimi biraz düzelsin yani. İnşallah. Teşekkür ederim.